İstanbul Kartal'da önceki gün çöken binanın enkazı altında kalanlara ulaşabilmek için başlatılan arama kurtarma çalışmalarında 53. saate girildi. Son bilgilere göre ne yazık ki 15 kişi hayatını kaybetti. 14 de yaralı var. Kayıp 11 kişiye ulaşabilmek için ise adeta zamanla yarışılıyor. İstanbul Kartal'da 8 katlı bir apartman önceki gün henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. İtfaiye, 112, UMKE ve AFAD ekipleri hızla olay yerine ulaştı ve enkaz altında kalanları kurtarmak için adeta zamana karşı bir yarış başladı. Şu anda işte o enkazın olduğu yerdeyiz. Apartman saat 16 civarında yerle bir oldu. Şu anda saatler 21'i gösteriyor. 5 saattir vatandaşın da desteğiyle çalışmalar sürüyor. Çevre illerden gelen ekipler de dahil olmak üzere çok sayıda AFAD, UMKE, 112 ve itfaiye ekipleri bölgedeki arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Arama kurtarma çalışmaları AFAD'ın koordinasyonu altında jandarma arama kurtarma ekipleri ve ulusal medikal kurtarma ekipleri tarafından sürdürülüyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Türk Kızılay'ı da lojistik destek için olay yerinde. Kızılay ailemiz bizim bu olayın duyulduğu andan beri burada 7-24 yani hiç arkadaşlarımız dinlenmeden arada efendime söyleyeyim değişerek devamlı hizmet vermeye çalışıyoruz. Çok sayıda ambulans ve sağlık ekibiyle itfaiye personeli enkaz çevresinde hazır halde bekletiliyor. Olayla ilgili bir kriz merkezi de oluşturuldu. Kriz merkezindeki yetkililer enkaz altında kalanların yakınlarını 24 saat boyunca bilgilendiriyor. Arama kurtarma çalışmalarında 8. saate girildi. Yaklaşık 500 personel olay yerinde. Yaklaşık 300 kişi de enkaz altından bir ses duyabilmek için zorlu bir mücadele veriyor. Ekiplerin enkaz yığınıyla mücadele sürerken bir yandan da arama kurtarma köpekleri ve görüntüleme cihazlarıyla bina tamamen taranıyor. Enkaz alanında hummalı bir çalışma yürüten ekipler zaman zaman yapılan anonslarla sessizliğe bürünüyor. Enkaz altından gelen en ufak bir sesle de yeniden harekete geçiliyor. Arama kurtarma çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Artık zamana karşı bir yarış söz konusu. Acı olay yaşanalı tam 9 saat oldu. Bulunduğumuz saat itibariyle resmi rakamlara göre de 7 yaralı var. Ancak az önce 3 kişi daha enkaz altından çıkarıldı. Bankalar Caddesi Sema Sokak'taki enkaz alanında 2000'e yakın kişi görev başında. Ekipler vardiyalı olarak aralık vermeksizin çalışıyor. Üst kısımlardaki beton parçaları vinç yardımıyla kaldırılırken bazıları da kesiliyor. Çalışmalar hala devam ediyor. Tam 12 saattir ekipler büyük bir çaba ve umutla enkaz altında kalanları çıkarmak için uğraşıyorlar. Artık saatler geçtikçe olay yerine çok sayıda iş makinesi de geldi. İşte bu yıkılan 8 katlı binanın yerle bir olan enkazını kat kat açmaya başladılar. Diğer yandan yıkılan binanın etrafındaki 7 bina da tahliye edilmişti. İşte o binalardan biri hemen sağındaki binada da 3 milimlik bir kayma tespit edilmişti. O esnada çalışmalar 25 dakikalığına dursa da şu anda çalışmalar aktif bir şekilde sürüyor. Boşaltılan binaların sakinleri çevredeki misafirhanelere yönlendirildi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ilk andan itibaren çalışmaları yakından takip ediyor. Kamuoyu yetkili ağızlardan sık sık bilgilendiriliyor. Zamanla yarışıyoruz, zamanla yarışmak zorundayız. Ve arkadaşlarımız da bu konuda hakikaten uyumadan, gözünü kırpmadan bir mücadele ortaya koyuyor. Arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Çalışmalardaki mucizelerden biri de 5 yaşındaki Havva oldu. Anne Nazan Tekgöz'de enkaz altından çıkarıldığında ilk olarak onu sormuştu. Abla çıktı mı? Abla! Ekipler çıktı dedi ancak Azra Havva hala enkaz altındaydı. Çalışmalar gece boyunca devam etti. Gün ağardığında yeri tespit edildi. 19 saatin ardından umutla beklenen an geldi. Ayağında problem, ayağında problem. Mahalleli de çalışmaları yakından izliyor.
geldiğim zaman bir kahverengi, sarımsı bir toz dumanla beraber caminin orada bir şey görünce milleti koşuşuna doğru ben de arabamı orada durdurup geldik. Geldiğimizde bina orta taraftaydı. Sol taraftaki ön üst katta asansör bölümünde bir bayanla bir tane çocuk çıkardık. İtfaiyeciler geldi. Onlar gelince bizim daha yapacak bir şeyimiz kalmadı. Çünkü bizim bilincimiz olan bir şey olmadığı için biz uzaktan seyretmeye başladık. Bir diğer mahalle sakini de acı olayın ilk tanıklarından. Tabii her taraf feryat figan, çok sıkıntılı bir noktaydı. Biz de yardımcı olmak istedik ama şunu belirteyim. Hakikaten yani devletimizin organizasyonu çok hızlı bir şekilde oldu. İtfaiyesi, ambulansı çok hızlı bir şekilde geldi. Ondan sonra akut grubu geldi. Hızlı bir şekilde bir hemen el atıldı duruma. Arama kurtarma çalışmalarında 33 saat geride bırakıldı. Şu anda büyük bir titizlikle çalışmalar sürüyor. An itibariyle 13 yaralı var. Hayatını kaybedenlerin sayısı da ne yazık ki 11. Peki burada çalışmalar nasıl yürütülüyor? Şu anda 3. kata kadar enkazı kaldırdılar. Ve ekipler büyük bir özenle enkaz içinde dehlizler oluşturuyorlar. O dehlizlere de hava yastıkları yerleştiriyorlar. Ve aynı esnada da dinlemeler yapıyorlar. Burada gerçekten ekipler kendi canlarını da riske atarak büyük bir mücadele veriyorlar. Yalnızca bir umut, bir ses duyabilmek için. Çalışmaların 45. saatinde 19 yaşında bir genç daha enkaz altından çıkarıldı. 8 katlı binanın son 3 katının kaçak olarak yapıldığı ve iskansız olduğu ifade ediliyor. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı binanın çöküşüyle ilgili soruşturma başlattı. Binanın çöküş nedeni bu soruşturma sonucu netlik kazanacak. Şunu açıkça söylemek lazım. Orada hiçbir şekilde enkaz bu işin üstünü örtmeyecektir. Kim sorumluysa, bu olayın ortaya çıkmasına kim sebebiyet vermişse milletimiz müşteri olsun.